Evet çocuklar, cümlenin ögeleriyle karşınızdayım. Cümlenin ögeleri konumuzu işlemiştik. Hatırlıyorsunuz konuyu. Dediğim gibi yine bir tekrar mahiyetinde dersimizi işleyeceğiz. Cümlenin ögeleri dediğimizde iki tane temel ögemiz vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Üç tane de yardımcı ögemiz vardı, değil mi? Bunlardan da, temel ögelerden de en temeli neydi? Yüklemdi arkadaşlar. Değil mi? En temel ögemiz yüklemdi. Neden? Çünkü bir söz grubunun cümle şekline gelebilmesi için öncelikle bir yükleme ihtiyacı var. Yani yargı bildiren bir sözcüğe ihtiyacı var. Bu arada yargı bildiren sözcük dediğimizde lütfen yüklem sadece fiil olarak algılanmasın arkadaşlar. İsim olan sözcüklerimizde biliyorsunuz ki ek fiil yardımıyla yüklem görevinde bulunabiliyorlardı. Yüklem dediğimiz gibi cümlede yargıyı bildiren sözcüktür. Yargıyı bildiren sözcüktür. Bu sadece tek bir kelimeyle karşımıza çıkmayabilir. Bir sözcük grubu olarak, bir deyim olarak, bir tamlama olarak her türlü karşımıza çıkabilir. O yüzden cümle analizlerini yaparken yargının hangi sözcükler üzerinde olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dün sabah okula giderken seni pencereden gözlüyordum. Bakın, gözlüyordum. Gözlemek eylemini gerçekleştirmiş, değil mi? Yargı bu sözcüğümüzde. O zaman cümlemizin yüklemi gözlüyordum olacak. Yolda bir kadına çarptın dediğinde çarpma eylemini gerçekleştirmiş, değil mi? Yargı burada arkadaşlar. Bakın kitleki şeklini almış. Yargı burada. Demek ki bu sözcüklerimiz yüklem olarak karşımıza çıkar. Şimdi bir cümledeki varlıkların yaptığı işi, eylemi, içinde bulunduğu oluşu bildiren sözcüklere biz yüklem diyorduk. Örneklerimize bakalım. Yaşlı kadın yavaş yavaş dışarı çıktı. Çıktı. Çıkma eylemini yapmış, değil mi? Yargımız burada arkadaşlar. İlk öğrenimi bu kentte yaptım. Yaptım. Bakın yargımız burada. Babası bilgisayar almış. Yargımız yine burada. Şimdi tek bir yüklemle de burada ne diyoruz arkadaşlar? Sözcük dizelerine cümle niteliği kazandıran bir ögedir. Çünkü yüklemimiz olmazsa biz zaten ona cümle diyemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle cümlenin temel ögesi sayılır. Tek bir yüklemle de cümle kurulabilir. Evet, bir yargı varsa, yargı gerçekleşmişse biz buna cümle diyebiliriz. Kaçtım. Bakın yüklem tek başına. Ağlıyordu. Yüklem tek başına. Yargı bildirdiği için arkadaşlar tek başına da bu sözcükler cümle olarak karşıma çıkar. Geldik ikinci temel ögemize. Şimdi bir yargı var dedik, değil mi? Yüklem. Gerçekleşen bir yargı var. Bunu da gerçekleştiren bir varlığa ihtiyacım var benim. İlla insan olması gerekmiyor arkadaşlar. Canlı ya da cansız bir varlık hiç fark etmez. Eylemin yaptığı işi gerçekleştiren varlığa da biz ne diyoruz? Özne diyoruz. İkinci temel ögemiz. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor ki bir cümlenin içinde özneyi vermese de arkadaşlar yüklem olmak zorunda. Çünkü yüklem olmadan zaten cümle olması mümkün değil. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi Özlem yarın Gaziantep'e gidecek. Gidecek. Gitme eylemi burada. Gerçekleşecek olan eylem. Yargımız burada. Yani yüklem. Şimdi özne için dedik ki yüklemin bildirdiği işi yapan varlık dedik. Gidecek diyor. Kim gidecek? Özlem gidecek. O zaman buradan şöyle bir şey çıkarabilirim arkadaşlar. Yükleme sorduğum, evet sesinizi duyar gibiyim. İlk ne ve kim sorusu bana neyi veriyordu? Özneyi veriyordu, değil mi arkadaşlar? Özneyi veriyordu. Yükleme ilk olarak sorduğum ne ve kim sorusu bana özneyi veriyordu. Kim gidecek? Özlem gidecek. Berk annesini özlemişti. Özlemişti yüklem. Yargımız burada. Özleyen kim? Berk. Öznemiz burada arkadaşlar. Ağaçlar yapraklarını döktü. Dökme eylemi gerçekleşmiş. Yüklem burada. Dökme eylemini gerçekleştiren kim? Ağaçlar. Değil mi? Ya da ne? Ağaçlar diyeceğiz. Burada özne olarak karşımıza çıkacak. Şimdi özneyi bulmak için dedik ya yükleme kim ya da ne sorularından birisi sorulur. Burada dikkat etmem gereken en önemli nokta yükleme ilk sorulan diyeceğim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ne sorusu bana belirtisiz nesneyi de verecek ama onu bulmam için öncelikle benim özneyi bulmam gerekiyor. Örnek, Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu.
Doğum eylemi gerçekleşti. Yüklenim burada. Peki doğan kim? Atatürk. Bakın özne. Murat karı çok seviyordu. Seviyordu yüklem. Peki sevme eylemini gerçekleştiren kim? Murat. Bir karga ağaçta yuva kurdu. Bakın eylemimiz burada. Kurdu. Yargımız burada. Kurma eylemini gerçekleştiren kim? Bir karga. Yani öznemiz belli arkadaşlar. Şimdi biz cümlemizin içinde özne her zaman bu şekilde verilmeyebiliyor. Yani gizli özne olarak da cümlede karşıma gelebilir. Her zaman net bir şekilde verilmesine gerek yok. Örneğin diyelim ki ders çalışıyor. Bakın burada çalışma eylemi var değil mi? Yargımız burada. Ders çalışıyor, yüklem. Peki çalışan kim? O, aferin. Üçüncü tekil şahıs değil mi arkadaşlar? Yani gizli özne olarak karşıma çıktı. Demek ki özne her zaman cümle içinde net bir şekilde karşıma çıkmaz. Gizli özne olarak da karşıma çıkabilir arkadaşlar. Şimdi biz gizli özneyi de tabii ki gerçek özne olarak kabul ediyoruz. Çünkü eylemi yapan belli. Bir de arkadaşlar bizim sözde öznemiz var. Yani gerçekte özne olmayıp sözde özne. Hani eylemi yapan değil de eylemden etkilenen nesnenin üstlendiği bir özne görevinden bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Arkadaşlar bulaşıklar yıkandı. Şimdi yükleme bakıyorum. Yüklemin burada. Yargın bu değil mi? Yıkandı. Peki yıkanan ne? Bulaşıklar. Peki biz ne demiştik? Yükleme sorduğumuz ilk ne sorusunun cevabı özneyi verir dememiş miydik? Evet. Peki özne için şunu da kullanmıştık. Demiştik ki biz yüklemde belirtilen yargıyı gerçekleştiren varlık özne olurdu. Doğru mu? Evet. Peki yıkama eylemini bulaşıklar mı gerçekleştiriyor? Hayır tabii ki değil mi? Başkası tarafından yapılmış. İşte arkadaşlar yıkama eylemini bulaşıklar gerçekleştirmediği için sadece öznenin görevini üstlendiği için biz buna sözde özne diyoruz. Yine temizlenme yüklem. Temizlenen ne? Sınıf. Peki sınıf kendi kendine mi temizlendi? Hayır. Yapan belli mi? Değil. İşte eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda yükleme sorduğum ilk ne sorusuna cevap veren nesne burada öznenin görevini üstleniyor arkadaşlar. Buna da sözde özne diyoruz. Geldik şimdi ilk yardımcı ögemize. Nesne arkadaşlar cümlede yüklemi ve sonra özneyi bulduktan sonra üçüncü bulmamız gereken ögemiz. Şimdi nesnede şöyle diyelim. Yani yüklemde bir yargı var değil mi? Gerçekleşen bir yargı var arkadaşlar. Bu yargıyı gerçekleştirirken de bazen bizim, her zaman geçerli değil bu, her zaman nesne olmak zorunda değil. Ama bazen bir nesneye ihtiyacımız olur. Örneğin, hareket ettirdi bizim yüklemimiz değil mi? Bakın birleşik fiiller oluşmuş, hareket ettirdi. Hareket ettiren kim? Kaptan. Öznemizi bulduk mu arkadaşlar? Evet. Peki, kaptan hareket ettirdi diyor. Kaptan neyi hareket ettirdi? Gemiyi. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir nesne var. Yani kaptan bir nesneyi hareket ettirdi. Gemiyi hareket ettirdi. O yüzden yükleme sorduğum, özneyi bulduktan sonra sorduğum, şimdi birazdan ayıracağız bunu belirtili ve belirtisiz nesne diye. Sorduğum neyi sorusuna cevap alabiliyorsam arkadaşlar burada belirtili nesne vardır diyeceğim. Şimdi bakalım nesnemizi ikiye ayıracağız demiştik. Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa nesne diyoruz dedik. Birincisi belirtisiz nesne. Bakın derse başladığımızdan beri size şunu söylüyorum değil mi? Yükleme sorduğum ilk ne sorusunun cevabı özneyi veriyor arkadaşlar. Şimdi yükleme sorduğum ikinci ne sorusu bana belirtisiz nesneyi verecek. Çünkü ilkine ben belirtisiz nesne dersem olmaz, özneyi bulamam arkadaşlar. Bakacağız şimdi. İsmin burada belirtisiz nesne olmasının sebebi de arkadaşlar ek almaması. Yani nesnemiz burada ek almıyor. Eğer belirtme hali eki olan i ekini almış olsaydı o zaman belirtili nesne olacaktı. Bakalım. Annem kitap almış. Almış yüklem. Değil mi? Eylem gerçekleşmiş. Alan kim?
Anne, özne. Peki annem ne aldı? Kitap aldı. Bakın arkadaşlar, e kalmadı. Burada kitap sözcüğü yalın halde. Yalın halde. Yani kelime kök halinde. E kalmamış. Eğer annem kitabı al deseydim, kitabı al deseydim, neyi sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar bu belirtili nesne olacaktı. Ancak burada e kalmamış, yalın halde. O yüzden ne sorusuna, ikinci ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesne diyeceğim. Şimdi özge bilgisayar kullanıyor. Kullanıyor yüklem. Kullanan kim? Özge değil mi? Gerçek öznemizi buldum. Peki, özge ne kullanıyor? Bilgisayar. Bakın e kalmamış. Bilgisayar. Bilgisayarı deseydi belirtili nesne olacaktı arkadaşlar e kaldığı için. Badem ağaçları çiçek açtı. Açtı yüklem. Bizim öznemiz her zaman insan olacak diye bir kaidemiz yok demiştik değil mi? Açan ne? Badem ağaçları. Özne. Bakın birinci ne sorusunun cevabı bana özneyi veriyor arkadaşlar. Eylemi gerçekleştiren. İkinci ne sorusunun cevabı ise bana belirtisiz nesneyi veriyor. Neden? Çünkü ek almamış. Badem ağaçları ne açtı? Çiçek açtı. Murat şiir okudu. Yüklem. Okuyan kim? Murat. Peki Murat ne okudu? Şiir. Ek almadığı için belirtisiz nesne olarak karşıma çıkar. Belirtili nesneye bakacak olursak çocuklar, az önce de belirtmiştik ya, ismin i halini almasıdır. Yani nesneyi bulmak için yükleme neyi ve kimi sorusunu soruyorum. Belirtme hali eki. Kullanan soruları soruyorum arkadaşlar. Bu eki aldıysa eğer isim, o zaman belirtili nesne olarak karşıma çıkacak. Şimdi Burcu defterini kapladı. Kapladı yüklem. Yargımızı bulduk. Kaplayan kim? Çok güzel. Burcu özne. Peki Burcu neyi kapladı? Defterini. Bakın arkadaşlar. Defterini ek almış. Burcu defter kapladı deseydik ne kapladı? Defter. O zaman belirtisiz nesne olacaktı. Değil mi? Şuraya da yanlış yazmışız. Neyi kapladı? Defterini. Ne olacak arkadaşlar burada? Belirtili nesne olacak. Değil mi? Ne kapladı değil, neyi kapladı olacak. Şurayı da düzeltelim. Evet. Yine kirli hava sağlığımızı bozuyor. Bozuyor yüklem. Bozan ne? Kirli hava. Özneyi bulduk. Peki, kirli hava neyi bozuyor? Neyi sağlığımızı? Bakın arkadaşlar, ek aldığı için burada belirtili nesne olacak. Aysel ödevini yaptı. Yaptı yüklem. Yapan kim? Aysel. Peki Aysel neyi yaptı? Ödevini. Belirtili nesne. Aysel ödev yaptı deseydik, ödev yaptı deseydik o zaman belirtisiz nesne olacaktı. Değil mi arkadaşlar? Çünkü belirtme hali ekini almamış. O beni sevmiyor. Sevmiyor yüklem. Sevmeyen kim? O. Kimi sevmiyor? Beni. Bakın ekimizi aldık. Belirtili nesne. Murat onu affetmedi. Yüklem. Affetmeyen kim? Murat. Peki Murat kimi affetmedi? Onu. Ekimizi aldığı için belirtili nesne diyeceğiz arkadaşlar. Geldik dolaylı cümlecimize. Diğer adıyla yer tamlayıcısı olarak da karşımıza çıkar ki ÖSYM'nin en sevdiği isimdir arkadaşlar. Yer tamlayıcısı karşımıza bu şekilde çıkar. Şimdi dolaylı tümleç dediğimiz, yer tamlayıcısı dediğimiz nedir? Şimdi arkadaşlar bir gerçekleşen yargı var dedik. Sonra bu yargıyı gerçekleştiren bir öznemiz var dedik değil mi? Öznemiz bu yargıyı gerçekleştirirken bir nesneden yararlanıyor dedik. Nesneyi gördük. Şimdi bir de arkadaşlar, şimdi bu nesneyi, işte yargıyı gerçekleştiren öznemiz bu işin bir nerede yapıldığını, nereye doğru yapıldığını, yani ismin ed'den, hal eklerinden birini alarak karşıladığı durumları bize verecek dolaylı tümleci.
Şimdi bakalım, sorularımız var arkadaşlar. Bir kere bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bakın, ismin belirtme hali ekini alıyorsa belirtili nesneye giriyordu. İsmin yönelme, bulunma ve ayrılma hali ekini alıyorsa eğer dolaylı tümleç, yani yer tamlayıcısına giriyordu arkadaşlar. Şimdi yükleme, yönelttiğimiz nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden sorularına cevap alabiliyorsam eğer bu bana dolaylı tümleci verir diyeceğim. Şimdi bakalım. Atatürk Selanik'te doğdu. Doğdu yüklemimiz, değil mi? Doğma eylemini gerçekleştiren kim? Kim doğdu? Atatürk, özne. Peki Atatürk nerede doğdu? Selanik'te. Bakın ismin bulunma hali ekini aldı arkadaşlar. Nerede? ED'den demiştik. Bu kuralımızı unutmayacağız. ED'den ek yerine aldıysa sözcüğün ve tabii ki doğru sorulara cevap veriyorsa o zaman dolaylı tümleç olarak karşıma çıkacak. Reşit Paris'e gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Reşit. Peki Reşit nereye gitti? Bakın ED'den demiştik. Nereye gitti? Paris'e. Dolaylı tümleç, diğer adıyla yer tamlayıcısı. İlk adımlarını bu sokakta attın. Attın yüklem. Attın diyor bakın. Cümlede öznemiz var mı? Yok. Kim attı? Sen attın değil mi? Gizli özne. Peki sen neyi attın? Neyi? İlk adımlarını belirteli nesne. Peki sen ilk adımlarını nerede attın? Bu sokakta. Bakın arkadaşlar nerede? Bu sokakta. Yer tamlayıcısı karşıma çıkar. Seni pencereden gördüm. Gördüm yüklem. Kim? Ben. Gizli öznemiz var. Kimi gördüm? Seni. Belirtili nesne var. Peki ben seni nereden gördüm? Pencereden gördüm. ED'den. Lütfen bunu unutmuyoruz. Dolaylı tümleç karşıma çıkar arkadaşlar. Anladık değil mi dolaylı tümleci? ED'den. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki her gördüğüm, hani derler ya her gördüğünüz sakallıyı dedeni zannetmeyin. Her gördüğüm D'dayı da ben tabii ki dolaylı tümleci zannetmeyeceğim. Örneğin bana diyecek ki sonbaharda yapraklar sararır. İşte burada nerede diyemiyorum arkadaşlar. Burada ne zaman diyorum. Ne zaman sararır? Sonbaharda. Ve ben ne zaman sorusunu soruyorsam o zaman o sözcük zarf tümlecine dönüşür. Şimdi geldik zarf tümlecine. Zarf tümlecinde de arkadaşlar. Şimdi yüklemin bildirdiği yargının ne zaman yapıldığını, nerede yerini, değil mi? Zamanını, miktarını, nasıl gerçekleştiğini, ne kadar olduğunu, neden olduğunu ya da ne ile, kim ile olduğunu bana veren ögeye ben zarf tümleci diyorum. Bakın şimdi, Berk bugün doktora gidecek, gidecek yüklem. Kim gidecek? Berk. Öznemiz burada. Peki, Berk nereye gidecek? Nereye? ED'den vardı, unutmuyoruz. Dolaylı tümleç. Peki Berk ne zaman gidecek? Bugün gidecek. Zarf tümleç. Bakın, yapılacak eylemin zamanını bildirdi bana. Ne zaman gidecek? Bugün. Eğer zarf tümleci yükleme sorduğum ne zaman, nasıl, nereye, yani nere ek almadan, ne kadar, ne ile, kim ile, neden sorularına cevap veriyorsa arkadaşlar, o zaman bu bize zarf tümlecini verir. Zarf tamlayıcısı olarak da karşımıza çıkar. ÖSYM o ismini de kullanmayı çok seviyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Sabah çok geç kalktım. Kalktım yüklem, değil mi? Kim? Ben. Ne zaman? Sabah. Değil mi arkadaşlar? Nasıl kalktım? Çok geç. Bakın ne oldu burada? Zarf tümleci oldu. Kahveyi sütlü içerim. İçerim yüklem. Kim? Ben. Gizli öznem var. Neyi? Kahveyi. Belirtili nesne. Nasıl içerim? Nasıl içerim? Bakın arkadaşlar, nasıl sorusuna cevap verdi.
Ha bir de nasıl sorusuna cevap veriyor ama bir fiili nitelemesi gerekiyor. Dikkat edelim buna. Bakın içerim demiş. Nasıl içerim? Sütlü içerim. Sarf cümlece olarak karşıma çıktı. Şimdi bakın arkadaşlar, cümlede yüklemin bildirdiği eylem ya da oluşu dedik ya, yer, zaman, hal, azlık, çokluk bakımından tamamlayan cümlece zarf cümlece denir dedik. Şimdi şurada bir uyarımız var. Nereye sorusuna cevap veren içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri. Bakın buna üzerinde çok fazla durmuştuk çocuklar. Eğer bu sözcüklerimiz herhangi bir hal eki alırsa, yani yalın olmaktan çıkıp da içeriye şeklinde ya da dışarıda şeklinde hal eki alırsa bunlar zarf olmaktan çıkar. Anladık mı arkadaşlar? Zarf olmaktan çıkar. İsmin hal ekini aldığı için dolaylı cümlece dönüşür. Hatırlıyorsanız 7. sınıf konusunda da yer yön zarflarını verirken hep şöyle deriz. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı bunlar zarftır. Evet, yer yön zarfıdır ama bir tane bile ismin hal ekini alırsa artık zarf olmaktan çıkar ve isme dönüşür demiştik. Şimdi arkadaşlar cümle içinde eğer sözcük yani içeri, dışarı, aşağı, yukarı sözcüklerimiz E, A, D, da ya da dan, den eklerinden birini alıyorsa o zaman zarf olmaktan çıkar. Şimdi cümlemize bakalım. Aysel gelecek sene üniversiteye başlayacak. Nereye? Üniversiteye. Burada dolaylı cümleç. Biz kendimiz bir örnek yazalım arkadaşlar. Ne diyelim? Çocuklar dışarı çıktı. Şimdi çıktı, yüklem. Çıkan kim? Çocuklar. Özne. Peki çocuklar nereye çıktı? Dışarı. Ek aldım arkadaşlar, almadı. Ek almadıysa ben buna zarf cümlesi diyeceğim. Aynı cümleyi bana şöyle kursaydı. Aynı cümleyi bana şu şekilde. Çocuklar dışarıya çıktı şeklinde kursaydı yüklem. Kim çıktı? Çocuklar. Özne. Bakın nereye? Dışarıya. Bakın çocuklar. Artık burada yalın hal olmaktan çıktı ve dışarıya ea yönelme hali ikini aldı. O zaman hangi ögeye dönüşecekti? Dolaylı tümlece dönüşecek. Lütfen bu kullanımlara dikkat edelim. Şurada da bakın birkaç tane cümle tahlili yapmışız. Geceleri pencereden şehrin ışıklarını seyrederim. Seyrederim, yüklem. Kim seyreder? Cümle içinde belli mi? Belli değil. Bakın burada gizli öznemiz var. Neyi seyrederim? Geceleri, pardon, şehrin ışıklarını belirtelim nesne. Ne zaman seyrederim? Geceleri, zarf cümlece. Nereden seyrederim? Pencereden, dolaylı cümleç ya da yer tamlacısı olarak karşıma çıkar. Şafak'la beraber yola çıktık. Çıktık yüklem. Kim çıktı? Biz. Gizli özne. Nereye çıktık? Yola. Dolaylı tümleç. Bakın E, A, 2'ni almış. Ne zaman çıktık? Şafak'la beraber. Zaman belirtiyor arkadaşlar. Zarf tümleci. Birkaç gün sonra tatile çıkacağız. Çıkacağız yüklem. Kim? Biz. Nereye çıkacağız? Tatile. Ne zaman? Birkaç gün sonra. Zarf tümleci. Yolcular telaşla vapura bindiler. Bindiler yüklem. Binen kim? Yolcular öznemiz var. Nereye bindiler? Vapura. Dolaylı tümleç. Nasıl bindiler? Telaşla. Eylemin nasıl yapıldığını gösteriyor. Zarf tümleci olarak karşıma çıkar. Evet çocuklar. Size bir hatırlatma niteliğinde hazırlamış olduk bu videoyu. Lütfen dinleyin. Defterden tekrarlarınızı yapın. Ve mümkün olduğunca fazla soru çözün. Yani çözülmedik soru bırakmadık biz gerçi ama mümkün olduğunca fazla soru çözün. Lütfen yapamadığınız soruları da bizlere gönderin. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.